Herkese merhabalar. Bugün enteresan bir karşılaştırmayla sizlerleyiz. Daha önceden biliyorsunuz Amarok ve X-Class'ı karşılaştırdık değil mi? Aynen. Yani arazide böyle detaylıca girdik, çıktık, her şeyi yaptık. Onunla alakalı zaten bağlantıyı video içerisine bırakacağız. Ama bugün benzer güçteki X-Class ve Amarok'u bir araya getirdik. İkisinde de V6 tipi işte, üstte de dizel makineler var. İkisinde güçleri birbirlerine çok yakın. Fabrika verileri birbirlerine çok yakın. İşte 7.5-8 saniye civarında yüze çıkıyorlar. Aynı lastik tipleriyle 0-100'leri, ilk hızlanmaları daha doğrusu birbirlerine çok yakın. Şimdi biz bu ilk hızlanmaları asfalt haricinde, asfalta da deneyeceğiz zaten. Farklı zeminlerde deneyeceğiz ve bunu yaparken de farklı tip lastiklerle deneyeceğiz. Mesela şimdi yapacağımız ilk denemede Amarok'ta asfalt tipi lastik var. X-Class'ta ise arazi tipi lastik var. Yani bu karşılaştırmada aslında şunu göreceğiz. Arazi lastiği ne kadar 4x4 sistemine yardımcı oluyor asfalt dışındaki zeminlerde, bu karşılaştırma bize onu gösterecek. Evet. Ne diyorsun sen? Zorlu bir zemindeyiz abi. Evet. Kaygan bir zemin. Kaygan zemin. Asfalt lastiği var. Aynen öyle. Bakalım göreceğiz neler oluyor. Yani şu zeminde aslında arazi lastiğinin ne kadar artısı olduğunu biz göreceğiz. Bakın X-Class'taki lastik bayağı arazi için elverişli. Aslında bu zemin bunun için hiçbir şey değil, bu lastik için. Yani daha çok böyle balçık, buzvari zeminlerde çok çok daha bence büyük bir fark yaratır. Ama bu tarz bir zeminde dahi bir fark oluşur mu? Aslında bir ona bakacağız. Hadi gelin ilk kalkışı yapalım. Kafa kafa, hala kafa kafa. Evet, ikinci denemeyi yapıyoruz. İlk denemede kafa kafaya gittik. Şimdi bir ikinci deneme yapalım. Evet, bu sefer Amarok ufak bir farkla aldı. Ve üçüncü deneme. İlk iki deneme aslında birbirlerine çok yakındı. İkinci de Amarok aldı gibi oldu ama içimize sinmedi. Şimdi bir son bir üçüncü deneme yapalım. Bakalım ne olacak. Bu sefer X-Class aldı. Yani aslında doğru senkronu yakaladığımızda şunu gördük. Arazi lastiği daha düşük olan güce rağmen bu tarz bir zeminde dahi. Çünkü bu aslında çok kaygan bir zemin değil. İşe yarıyor. Onu görmüş olduk. İsterseniz gelin aslında aradaki güç farkını daha net görebileceğimiz daha temiz bir zemine gidelim. Asfalta gidelim. Yani bu gibi farklar varken aralarındaki performans durumu bu şekilde. İkisinde de asfalt lastiği olduğunda neler olacak ona da bakıyor olacağız. Evet. Asfalt içinde hazırız. Bakalım birkaç deneme yapacağız. Neler olacak göreceğiz. Sport alayım ben yine. Hayır, hayır. Çok güzel kalktım ama geçti. Ve ikinci deneme. Şimdi bir de hareketli yapacağız. Hareketli de Amarok aldı ama fark biraz daha küçüktü. Ne oldu sen? Ne yaptın asfaltta öyle? Ha? Geçtik bir şey yapmadık ya. Geçtik bir şey yapmadık. İşte aslında lastik farkını bence çok güzel gösterdiğimiz bir karşılaştırma oldu arkadaşlar. Çünkü arazide X-Class yani zemin çok çok kötü değildi o zemin. Evet, evet. Yani balçık olsa şu olsa bu olsa daha kötü, daha zor olurdu işi. Ona rağmen X-Class daha güçlü olmamasına rağmen yani fabrika verilerine de bakıyorsun 0-100'leri arasında yaklaşık yarım saniye var. Bir de üzerine işte arazi lastiği var X-Class'ta ama ona rağmen o farkı absorbe etti ve arazide o gibi bir zeminde 2-3 kalkış yaptık. İkisinde kafa kafaya oldular. Üçüncüsünü de X-Class aldı ama asfaltta işler değişti. Asfalt.
haliyle. Amarok işte orada asfalt lastiği kullanıyor olmasının avantajını da kullandı. Güç farkını da kullandı ve aldı. Bu noktada aslında şuna da ben çok fazla değinmek istiyorum. Eğer ki gerçekten ihtiyacınız yoksa, yani arazi lastiği bence almak çok da gerekli değil. Arazi lastiğine ne gibi noktalarda daha çok ihtiyaç var? Yani balçık olacak, buz olacak, değil mi Alper? Çok 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 zorlayacak bu kadar yetenekli aletleri. O gibi zeminlerde bence gerek var. Zaten şöyle, çoğumuz hani bu araçları şehir içi kullanıyoruz, şehir içi taşımacılığında kullanıyoruz. Araziye çok nadir giriyoruz bu araçlarla. Evet, zaten olsun. Üzerindeki lastikler de hani az da olsa size yardımcı oluyor. Ama işi zorlaştırırsanız, böyle ben her yere gideceğim, düz duvara tırmanacağım deyim yerindeyse derseniz, işte o zaman arazi lastiği öyle çok fazla işe çok görüyor. Dik bir eğim ama ıslakçıyım falan filan diyorsan, işte orada evet arazi lastiğine ihtiyacım var. Ama arazi lastiği takıp asfaltta dolaşacaksan hem cebine hem çevreye hem otomobile zarar veriyorsun. Çünkü X-Class'ta şunu gördük ya, bayağı yakıyor. Yani evet, hani bayağı yakıyor. Arazi lastiği çok yoruyor asfalt kullanımında ve normalde olması gerekenden kesinlikle daha fazla yakıyor. Hatta yani arazi lastikli olmayan asfaltlı lastikli X-Class dahi Amarok'tan biraz daha fazla yakıyor. Onu da zaten yaptığımız karşılaştırmada görmüş olduk. Şimdi bugünkü bu karşılaştırmada Amarok'ta asfalt lastiği vardı, X-Class'ta işte arazi lastiği var dediğim gibi. Bir de gelin X-Class'a da asfalt lastiği takalım ve bakalım o zaman durum ne olacak. Evet Alper'cim, ikinci kalkış günümüzü de tamamladık sanırım. Yani bayağı bir şey yaptık. Farklı lastiklerle denedik ilk günde. İkinci günde birebir aynı lastiklerle denedik. Şimdi bu karşılaştırma sonunda aslında bence şunları görmüş olduk. Bilmiyorum, ben bir aktarayım. Sen katılır mısın, katılmaz mısın, sen de söylersin. Şimdi ilk günde X-Class'ta off-road lastiği vardı. Burada ise asfalt lastiği vardı. Ve işte off-road vari bir zeminde, yani off-road'un gerektirdiği bir zeminde, iyi olmayan bir zeminde. Hatta çok yani çok zorlayıcı bir zemin değildi bence. Yani gevşek zemin. Gevşek bir zeminde. Onda bile aradaki farkı, hani buna off-road lastiği taktığımız zaman kapatabildi. Kalkış yarışlarında hatta aldığı bile oldu asfalt lastiği karşısında. Ama birebir ikisinde de aynı lastik olduğu zaman gördük ki işte Amarok güç farkının avantajını kullandı. Her türden zeminde, asfaltta, toprakta ve çimde. Çimde de deneme yaptık. Çimde geçebiliyor. Buradan aslında bence hani lastik kullanımının ne kadar önemli olduğunu gördük. Eğer ki yani gerçekten zorlayıcı zeminlere giriyorsanız bu tip araçlarla, işte balçıkvari zeminlere giriyorsanız, istediği kadar yetenekli olsun 4x4 sistemi, bir esprisi kalmıyor. Bundan dolayı da bu tip zeminlere giriyorsan eğer offroad lastiği kullanman özetle gerekiyor. Son olarak şunu da ekleyeceğim. Asfalt lastiği olmadan eğer offroad lastiğiyle asfaltta dolaşırsan, yani yol kullanımı yaparsan, gerçekten offroad lastiğiyle yakıt tüketimi bir hayli artıyor. Onu da görmüş olduk. Sen neler söylemek istersin? Ben de sana kesinlikle katılıyorum. Hani arazi lastiğiyle asfaltta zaten gezmek bence çok mantıklı değil. Zaten arabanın dinamiğini de bozuyor. Evet, uzun süreli bir kullanımda yapıyorsan gerçekten dinamiğini bozuyorsun. Konforunu etkiliyor. Evet. Tüketimini arttırıyor. Aynen, bayağı bir arttırıyor. Aynen. Bugünkü kalkış yarışlarında şunu gördük. Hani aynı asfalt lastiğiyle işte çimde neler yaptı, evet, asfaltta neler yaptı, bunu net bir şekilde gördük. Güç her zaman işe yarıyor muyu? Evet. Yaramıyor muyu gördük. Aynen, aynen öyle. Yani gücü ne şekilde aktardığının önemini de görmüş olduk aslında baktığın zaman.
Böyle bir konu ben işlemek istiyordum. Uzun süredir yapmak istiyordum. İyi ki de yaptık. Umarım arkadaşlar sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu tip böyle farklı konulara da arada yer veriyor olacağız. Bu tarz böyle değişik konularla alakalı ama sizlerin de önerileri çok önemli. Evet. Varsa önerilerinizi alt tarafa bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun başına belirttik ama belki dikkatinizden kaçmıştır. X-Class ile Amor'un detaylıca bir hani hem off-road hem on-road karşılaştırması da kanalımızda mevcut. Onun bağlantısını bu video içerisine veririz veya kanal içerisinden onu da bulabiliyor olursunuz. Biz özellikle bugünkü bu karşılaştırmada aslında 4x4 sistemlerinin ve doğru lastik kullanımının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bizim Alper'le bahsetmediğimiz belki farklı noktalar olabilir. Olursa sorularınızı da alt tarafa bekliyoruz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.